Sizlere bugün Amasya'dan sesleniyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, MYK üyelerimiz, parti meclisi üyelerimiz, milletvekillerimizle birlikte önce Amasya İl Başkanlığımızı ziyaret ettik. Ardından Amasya Belediye'mizi ziyaret ettik. MYK toplantımızı bugün Amasya'da gerçekleştirdik. Bugün Amasya'da 7 ilçenin 4'ünü kazanmış olmanın, Amasya İl Belediyesi'ni, Merkez İlçe Belediyesi'ni kazanmış olmanın ve Turgay Sevindik'i belediye başkanı yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Amasya'da yüzleri güldürmüş, umutları yeşertmiş ve 47 yıl sonra Amasya'da Atatürk'ün partisini birinci parti yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, 105 yıl önce bu topraklarda Amasya genelgesiyle ilk kez ulusal egemenliğe dayalı bir yönetimden söz edilmiş, Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiş, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır ifadesiyle bu milletin bağımsızlığa olan düşkünlüğü ve bağımsızlık isteği açıkça açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Erzurum ve Sivas kongreleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve büyük bir zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanı. Aslında bu muhteşem başarı öyküsünün ilk sayfaları önce Samsun'da ardından Amasya'da yazılmıştır. Bu genelge bize hangi koşullar altında olursa olsun umutsuzluğa düşmemek gerektiğini göstermiştir. Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında da bu belgedeki ilkeler önemini korumuştur. Cumhuriyet'i kuran o muhteşem kadro bize şunu gösterdi. Şartlar ne kadar zor olsa da bir başka dünya kurmak mümkün. Ancak bunun için mücadele etmeyi göze almak, doğru yol ve yöntemler bulmak zorundayız. İşte 1919'un o zor koşullarında bile umutsuz olunmamış, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde çıkış yolları aranmış ve bulunmuştur. Bugün de ekonomiden eğitime, hukuktan sağlığa, liyakatten uzaklaşan devlet mekanizmasına çözüm bulmak mümkün. Sorunlarla mücadele etmenin öncelikli koşulu doğru yöntemleri kullanmak. Aklı ve bilimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 1919'da ortaya koyduğu ilkeleri rehber edinmek ve en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi bu millete güvenmek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda milletimize güvenerek ilerliyoruz. Onların bize verdiği görev ve sorumlulukların gereği olarak milletimizin her sorununa çözmek için çalışıyoruz. Gün geçtikçe derinleşen yakıcı sorunların çözümü için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmiyoruz. Yürüdüğümüz yol milletimizin sorunlarının çözüleceği yoldur. Yürüdüğümüz yol toplumsal huzurun ve barışın tesis edileceği yoldur. Yürüdüğümüz yol Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yoludur. Tarih 12 Haziran. Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya ayak bastığı gün. 1919'un o zor koşullarında dahi umutsuzluğa kapılmayanların kurduğu cumhuriyette yaşıyorsak bizim umutsuzluğa kapılma lüksümüz de yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde nasıl ki çıkış yolları aranmış ve bulunmuştur, bugün de mutlaka ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan yara almış temel hak ve özgürlüklerin hakim olduğu bu bozuk düzenden mutlaka bir çıkış yolu bulunacaktır. Bunu da yapacak olan bu ülkenin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Halkımıza sözümüz olsun. 31 Mart'ta verdiğiniz mesajı ve görevi unutmadık. Siz bize güvendiniz, biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. Değerli basın mensupları, bugün ülkemizin bütün sorunlarına hakimiz. Elma üreticilerinin de, çay üreticilerinin de, buğday üreticilerinin de sorunlarını biliyoruz ve önemsiyoruz. Çiftçilerimizin,
emeklilerimizin sorunlarını meydanlarda haykırdıkça milletimizin gönlündeki yerimizin daha da genişlediğini görüyoruz. 2 Haziran'da Rize'de çay mitingimizi gerçekleştirdik. 14 Haziran'da ise Tekirdağ'da buğday mitingimizi gerçekleştireceğiz. Tüm çiftçilerimizi üreticinin alın terinin daha toprağa düşmeden hakkını aldığı bir düzenin tesis edilmesi için 14 Haziran'da Tekirdağ'da alanlarda haykırmaya davet ediyoruz. Türkiye'de 20 yıl önce 2.8 milyon çiftçimiz varken bugün 2.3 milyon çiftçimiz var. 20 yılda 20 milyon nüfus artmasına rağmen yarım milyon çiftçimiz eksildi. Çiftçiye önem veren, üretime önem veren bir ülke olsaydık bu sayının 3.2 milyona çıkmasını beklerdik. Türkiye tarımda kendi kendine yeten ve hatta üstüne ihraç eden bir ülkeyken artık ekenin, dikenin pişman olduğu, üreticinin mahsulünün elinde kaldığı bir ülke haline geldi. Bugün üreticimiz, emek veren çiftçimiz, toprağa alın teri döken halkımız emeğinin ne yazık ki karşılığını alamıyor. Son bir yılda çiftçilerimizin bankalara olan borcu %88 arttı. Maalesef Ziraat Bankası çiftçiye düşük faizli kredi vermesi gerekirken çiftçilerimizi özel bankaların kucağına itmiştir. Amasya'yı ve Amasyalıları da ve bereketli topraklarını yakından ilgilendiren tüm bu meselelerin, tüm bu sorunların çözümü ise Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Değerli basın mensupları, gerek oluşturduğumuz diyalog kanallarıyla, gerek de halkın sorunlarını meydanlarda haykırırken, çiftçinin, emeklinin, emekçinin, asgari ücretlinin, esnafın, öğretmenin sesi olan tematik mitinglerimizle, gerek de meclise sunacağımız adaletli vergi sistemini tesis edecek olan kanun teklifimizle bu ekonomik darboğazdan çıkışın yolunu mutlaka bulacağız. Geçmişte 8 çeyrek altın alan emekli maaşı bugün ne acıdır ki 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Dün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşmede Genel Başkanımız emekli maaşlarının ivedi bir şekilde asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, açıklanan maliyetin altındaki 9.25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini Sayın Erdoğan'a iletti. Normalleşme sürecine, demokratikleşme sürecine, diyalog, istişare ve uzlaşı kültürüne her zaman inandık. Bu yolu da benimsemeye devam edeceğiz. Toplumun sorunlarının çözümüne katkı koymaya her zaman hazırız. Bunu da siyaset kurumunun diyalog kültürü içerisinde ortaklaşarak yapılmasını önemli buluyoruz. Tesis edilen bu diyalog, normalleşme ve siyasi nezaket ortamının birilerini rahatsız ettiğinin de farkındayız. Görüyoruz ki rahatsız olanlardan biri de Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dır. Sayın Yalçın bugünkü mesnetsiz söylemlerine MHP'den bir açıklama gelmediği müddetçe biz bu açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi'nin de benimsediğini ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlayan açıklamalar olduğunu kabul edeceğiz. Ve bu normalleşme sürecinden, diyalog zemininden Milliyetçi Hareket Partisi'nin de rahatsız olduğuna kanaat getireceğiz. Bir yanda 15 Temmuz gecesi vatanın bütünlüğüne yapılan saldırıda Cumhur İttifakı olarak omuz omuza mücadele ettiklerini ve Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi sokakta kurulduğunu söylüyorlar. Diğer yandan da MHP'nin resmi internet sitesinde hala o 15 Temmuz gecesi yapılan sokağa çıkmayın çağrısı halen duruyor. Tam cümleleriyle aktaralım. Halkın sokağa daveti, Türk askeriyle muhtemel bir çatışma içine girmesi
vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Bilhassa milliyetçi ülkücü hareketin provokasyon ve ajitasyonlara karşı teyakkuzuyla birlikte sokaklara çıkarak iç savaş şartlarına hizmet etmesi düşünülemeyecektir. Hani Cumhur İttifakı sokakta kurulmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni darbe ile yan yana getirme cüreti gösteren Semih Yalçın adeta hayal aleminde yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbelerin tamamının karşısında olduğunun en net kanıtı ve delili Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaptığı konuşmadır. Açsınlar tekrar izlesinler. 15 Temmuz gecesi Genel Başkanımız meclise açılış çağrısı yapıp meclise giderken MHP'nin ne tepki verdiği, meclise ne zaman geldiği ve darbe girişimine karşı gösterilen ortak tavra ne zaman dahil olduğu muammadır. Semih Yalçın'ın bu kirli ve saldırgan diline ve üslubuna artık Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir çözüm bulması gerektiğini düşünüyoruz. Açık bir şekilde birçok medya kuruluşunu ve gazetecinin ismini vererek hedef gösteren bu şahsın topluma kin ve nefret tohumları ekmesine artık sessiz kalmayacağız. O açıklamada isim isim saydığı gazetecilerin kılına, saçının teline zarar gelirse bunun sorumlusu Semih Yalçın'dır. Bunun sorumluluğunu Semih Yalçın'dan bileceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.